Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Ben de aslında ilk defa deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Mezuniyet yıllığı. Öğrencilerimiz yanımızda olmadan bir mezuniyet yıllığı hazırlayabilir miyiz? Bunun için aslında birkaç tane şey düşündüm. İlk etapta şöyle hemen bir gelelim. Biz mesela bir mezuniyet yıllığı yapmak için aslında poster mayval üzerinde şöyle gelelim. Poster mayval üzerinde arkadaşlar. Şurada graduation mezuniyet demekmiş. Ben de yeni öğrendim. Mezuniyet diye arattığımda karşıma bu şekilde görüyorsunuz. Afişler çıkıyor. Bu afişi aslında mezuniyet yıllığının giriş sayfası için kullanacağız. Şimdi ben buradan mesela şu afişi template seçiyorum. Bu template seçtiğimde customize template diyerek hemen bir template'i açıyoruz. Aslında ben bunu zaten daha önceden oluşturmuştum. Buradan dönüp şöyle hepsini sildim kendime göre. Tabii ki buradan farklı farklı şeyleri de kendiniz de ekleyebilirsiniz. Şu seremoni hoşuma gitmemişti. Sildim. Hemen şuraya içeriye mezuniyet yıllığı diye Türkçe karakter çok fazla kullanmadan ve şurada da hemen okulun adını yazıyorum. Okulumuzun adı ne olsun? İşte Eyüp Aygar Anadolu Lisesi diyerek bunu yaptık. Bu benim girişim. Tabii ki şuraya hemen bir bilgi daha atabiliriz. Mesela yeni bir text atabiliriz. Şuraya geldik. Buradan hemen şuradan koloru bir beyaz yapalım ve bilgi veriyorum. Pandemi dönemi öğrencilerim için hazırlanmıştır diyerek hemen buraya bir bilgi notu düştük. Sonra bunu şuradan hemen şöyle bir ortalayalım. Pardon, yanlış yer yaptık. Şöyle geri alayım. Bunun şurada. Evet, bunu görmemiştik. Böyle bir bilgi yani. Tabii ki pandemi dönemini ben öyle şu anda kendim yazdım. Şimdi bakın şurada download var. Download'ı tıklıyorum ve download'ı tıkladıktan sonra bana diyor ki işte bedava. Evet, ben de diyorum ki bedava, free olarak ver. Bana hemen bunu şu anda free olarak verdi. Şimdi mezuniyet yıllığımız için ben tuttum hemen buradan bir tane Word sayfamı açtım. Şuradan bir Word sayfası açalım arkadaşlar. Bunu e-kitap yaparken de göstermiştim hatırlarsanız. Şimdi ben çok fazla yapmayacağım tabii. Tek 1-2 sayfalık bir şey yapacağım. Ondan sonra devamını siz artık dilerseniz getirebilirsiniz. Ben misal olarak buraya geldim. Hemen bir Word sayfamı açtım. Ve Word sayfamın içerisine de ilk hemen şunu aldım, yerleştirdim. Şimdi bakın bu tabii ki bütün sayfayı kaplamadı şu anda. Bütün sayfayı kaplamasını istiyorum. O zaman yapmam gereken şu. Üstüne iki defa tıklıyorum resmi. Üstüne iki defa tıkladıktan sonra metni kaydır. Fark etmiyor. Metnin önüne diyelim. Sonra bunu alıp buradan şöyle bir sıfıra sıfır yapabiliyorum. Şöyle ayarlayalım. Evet, güzel. Şimdi buradan da şöyle aşağıya doğru bir ayarlayalım. Şimdi üste alta bir şekilde bunu şöyle ayarlamış olduk. Tamam. Üst tarafta biraz beyazlık kaldı. Tabii ki o beyazlığı gidermek için de siz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Veya bu resmi şöylemesine yukarıya doğru ve aşağıya doğru da tabii ki uzatabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda mezuniyet yıllığımız aslında oluştu. Şimdi ben bunu şöyle bir tekrar yukarıya çekeyim de. Çünkü ikinci sayfayı açmak için ihtiyacım var artık bunları. Evet. Şuradan birkaç sayfamızı açalım ki tekrar bu sorunu yaşamayalım. Şimdi ben tabii ki artık giriş sayfamı yaptım. Artık misal olarak ben hemen buradan dönüyorum. Diyorum ki işte ne olsun? Ege Çete. Ege Çete diye şöyle bilgi notumu verdim. Şuradan kocaman bir 48 puntoya çevirdik. Şuraya aldık. Şimdi şuraları da biraz yukarıya çekerseniz arkadaşlar, bunlar tabii oynayacaktır ilk başta. En başta bunları yapmak gerekiyor. Bunu şimdi yukarıya çektik. Şunu da biraz aşağıya çekersek kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde. Evet, güzel oldu. Şimdi oldu bu iş. Ama sanırım bizim Ege Çete şeye düştü. Evet, yukarıya doğru kaydı. Şimdi bu artık Ege Çete'nin sayfası olacak. Şimdi ben artık bu saatten sonra buraya farklı farklı resimlerini bindireceğim. Tabii bunun için ben yine
Burada kalkıp misal olarak Postel Mayval'ın farklı şablonlarını da kullanabilirim. Hemen şuradan çık diyelim. Şimdi örnek, yani bir tek bu yoktur. Farklı farklı şablonlar da var burada biliyorsunuz. Mesela poster diyelim, bir bakalım ne varmış. Evet, 1, 2, 3 şeklinde. Evet, şimdi sayfamızı yaptık. Hemen şuradan geri gelelim. Mesela biz diyelim ki burada bir kolaj yapmak istiyoruz resimlerden. Yine fotorama gidiyoruz bakın. Daha önce size anlatmıştım fotoramı. Create a collage diyerek bir kolaj resim yapmaya çalışacağız. Tabii öğrencilerimizin resimleri hazır olması lazım. İşte kaçlı olsun, misal olarak işte üçlü. Diyelim ki bu öğrencimizle ilgili üçlü veya tabii ki daha da fazla da yapabilirsiniz. Yani onun için şurada özel bir yazı stilinde resim ayarlayıp alt tarafa da monte edebilirsiniz. Ya bu tamamıyla size kalmış bir şey. Hemen buradan ben geliyorum. Şuradan yıllık diyerek mesela oğlumun eski sınıfından bir tanesinin resmini buraya aldım. Ardından buraya geldim. Tekrardan işte onun bir tane resmini şuraya aldım. Şöyle indirelim. Tamam mı? Tabi bunlar sınıf fotoğrafları olması gerekiyor. Ben bulduklarımı buraya yerleştirdim şu anda. Sonra misal olarak öğretmeniyle beraber çekilmiş bir resmi, sonra tekrardan ne bileyim onun farklı bir resmini daha şöyle biraz alalım, yukarıya doğru çekelim. Evet, burada da dikkat ederseniz bir kolaj yapmış olduk. Şimdi kolajımızı yaptıktan sonra save dedim, hemen bunu da indirdim. Bakın yine burada bir resmimiz geldi. Bu resmi de geldim aldım buraya. Evet, kolaj olarak yerleştirdim. Şimdi bunu yerleştirdikten sonra arkadaşlar, ben tabii ki dönüp bunun artık altına onunla ilgili işte bilgiler de yazabilirim. Tabii bu bilgileri yazarken bakın burada işte ekle bölümleri var biliyorsunuz. Misal olarak şurada ekleye bir gelelim. Ekle de mesela şekiller var. Bu şekiller üzerinden çok hoş şekillerle aslında farklı farklı şeyler bindirebilirim. Mesela şunu yapalım. Şöyle şunu da çekelim. Ha. Çok farklı tasarımlara imza atabiliriz. Yani basit bir Word deyip geçmeyelim. Hemen şuradan yazımızı içerisine şöyle açık renkte yazalım. Çok akıllı ve uslu bir öğrencidir dedik. Misal olarak hani ben tabii ki bunu daha da farklı şekillendirebilirim. Biraz daha aldım. Şunu şuraya getirdim. Şuradakini aldım misal olarak şöyle. Bu tamamıyla sizin hayal gücünüzle alakalı. İşte hep derste çok konuşurdu ama cevap da verirdi. Mesela. Yani böyle böyle bilgi notlarını bindirdim. Şimdi ben tuttum kolaj yaptım dikkat ederseniz onunla ilgili olarak. İşte şey yaptım ama hani derseniz ki buraya artık bir mezuniyet fotoğrafı olsun. Tamam, bir tane de mezuniyet fotoğrafı yapmaya çalışalım şimdi mesela. Şimdi bunun içinde hemen Face in Hall. Bakın faceinhall.com diye bir site var. Şimdi buraya geliyoruz. Yine graduation diyelim. Onu yazdığımızda bakın burada karşımıza aslında mezuniyet fotoğrafları geliyor. Tabi bunları siz ayarlamanız lazım. Mesela şu fotoğraf diyelim. Tıkladık. Fotoğraf karşımıza çıktı bakın burada. Şuradan upload diyelim. Upload dedikten sonra mesela onun bir tane resmini alalım. Şöyle bir aşağıya doğru çekelim. Şöyle şuradan üst taraftan bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ufalt. Evet. Yalnız biraz daha ufaltalım ki tam böyle kafa yerini bulsun. Heh. Azıcık bir büyütelim. Evet. Görüldüğü gibi bir mezuniyet fotoğrafı da yapmış olduk. Bu fotoğrafı yaptıktan sonra ben buradan işte finish dedim ve download diyorum ve yine bakın şuradan hemen resmimiz bir açılsın. Evet, gördüğünüz gibi bir mezuniyet fotoğrafı. Aldım mezuniyet fotoğrafını. Şöyle üst tarafa ekleyelim. Evet. Bunu da aşağıya atmış olalım hiç olmazsa. Heh. Şimdi tamam, sizler tabii ki oynayarak bunu çok daha iyi bir şekilde getirebilirsiniz. Ben biraz videoyu uzatmamak adına yapmıyorum.
Ya da diyelim ki bunu böyle gerçek bir görüntü halinde değil de işte istiyoruz ki biraz böyle karikatürize etmiş olalım. O zaman şöyle bir şey yapalım hemen. Şuradan bir bağlan diyelim. Bir dakika. Bağlantı gönderelim. Ha, önce bir cep telefonundakinin de açılması lazım tabii ki. Ha, güzel. Açıldı. Bağlantı isteği gönderdim, izin verdim. Şimdi bakın, cep telefonumu neden açtım? Cep telefonu açmamın sebebi şurada gösterelim size. Mirror Motion Maker denilen bir uygulamayı indirmemiz. Şimdi bu uygulamayı buraya indiriyoruz. Tamam mı? Bu uygulamayı buraya indirdikten sonra arkadaşlar bununla karikatüre dönüştüreceğiz. Hemen şuradan bir bakalım nasıl yapılıyor bu iş. Hemen şurada görüyorsunuz bakın. Mirror diyor. Mirror'u açtım. Mirror'u açtıktan sonra şurada bir kalem var bakın. Kaleme tıklıyorum. Kaleme tıkladıktan sonra burada bir adam var, beni ilgilendirmiyor. Burada bir mavilik var bakın. Bu maviye basıyorum. Şimdi bir örnek gösterelim. Ben mesela kendimi şöyle bir çekmeye kalksam. Hemen bir saniye içerisinde kendimi çektim bakın. Kendimi çektim. Birkaç saniye bekliyoruz. Birkaç saniye bekledikten sonra o hemen bana gördüğünüz gibi benim karikatürümü veriyor. Tamam mı? Karikatürümü verdikten sonra da şöyle bir kapatalım. Bakın bu gördüğünüz karikatürlerin tamamı aslında artık benim. Yani öğrencilerinizin bu şekilde karikatürlerini de yapabilirsiniz. Şimdi peki diyelim ki öğrencileriniz yanınızda değil, fotoğrafını çekemeyeceksiniz. O zaman yine kaleme bastık, artıya bastık. Bakın şurada bir fotoğraf bölümü var arkadaşlar. Fotoğrafa basıyorum. Fotoğrafa bastıktan sonra mesela kendi öğrencim. Ya pardon, kendi oğlum, özür dilerim, öğrencimlerden çıktı. Kendi oğlumun fotoğrafı, evet, gördüğünüz gibi bana hemen karikatürünü verdi. Şimdi bu karikatürünü verdikten sonra ben şurada bakın aramaya tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle bir önce bu tarafa gidelim, bazen bu aramayı tam olarak vermiyor. Diğer tarafa bir gidelim, sonra bir daha aramaya basalım ki bize arama için yeri versin. İlginç. Evet. Ha pardon, yukarıdaymış. Evet, yukarıya çıktım ve ben yine buraya graduation. Evet, fotoğrafımız buraya geldi. Bu fotoğrafı hemen kendimize gönderelim. Nasıl gönderelim? Mesela telefonuma kaydet diyebilirim veya hemen kendime bir mail atabilirim ya da bakın drive'ımın üzerine atabilirim misal olarak. Bir Gmail'den hemen mail olarak göndereyim kendime. Alıcı yine kenancete@gmail.com olsun. Konu resim. Şuraya da bir res diyelim ve gönderdim. Evet, ben bunu gönderdiğim anda bu benim gitmiş oldu. Şimdi mezuniyet fotoğrafını ele geçirdik artık. Şimdi buradan da mesela onunla ilgili eğlenceli birkaç fotoğraf daha alalım. Evet. Şuradan bakalım, cumartesi gecesi ay. Her biri için farklı. Aa bak mesela bu resim iyi günler diye bir. Bunu da hemen mail atalım. Evet. Yani bunlarla uğraşmak biraz belki şey olabilir ama tabii ki siz söyleyin. Sadece mail atmanıza da gerek yok. WhatsApp üzerinden de gönderebilirsiniz. Messenger üzerinden de gönderebilirsiniz. Tamam mı? Yani bu şekilde de gönderme şansınız mevcut. Hatta onu da gösterelim. Bunu da gönderdik. Mesela bir tane daha resim alalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet, mesela şu hoş bir şeye benziyor. Çılgın. Hadi bunu da Messenger üzerinden gönderelim. Messenger. Messenger'da da şöyle bir özellik var. Çok hoşuma gidiyor. Kendi kendinize gönderebiliyorsunuz. Mesela şuraya tutup ben Kenan Çete diye yazdığımda bakın kendi kendime gönderme şansına sahip oluyorum. Bu yönü çok hoşuma gidiyor bunun. Evet, onu da gönderdik gördüğünüz gibi. Ha, ikinci öğrenciyi yapacağız. Hemen buradan geliyoruz. Şöyle hemen gelelim. Şimdi kaleme geldik. Bu arada şey biraz zorluyor. Cep telefonu zorluyor. Bende normalde geldi. Bir saniye bunu bir kapatalım.
Tekrar bir bağlayalım. Veya kapatalım. Tamam diyelim. Bir daha bir bağlantı isteği gönderelim. Ama önce bir açmamız lazım. Evet, bir saniye. Evet, hemen izin verdik. Yine geldik buraya. Şimdi tekrar yukarıya geldim. Tabii ben ikisiyle bağlantılı yapınca mesela burada tekrardan kaleme tıkladım. Az önce görmüşsünüzdür belki. Şöyle kalemimize bir tıklayalım tekrar. Burada iki adet mi yok? Evet. Kaleme tıkladım. Şuradan yine galeriye tıkladım. Adil hocamın bir resmini hazırlamıştım. Adil Tuğya'nın. Hemen bir Adil Tuğya'nın resmini alalım bakalım buradan. Oo, Adil'in saçları çok orijinal yaptı yalnız. Evet. Bence bu gayet hoş. Böyle kalabilir. Değil mi? Bakayım. Tabii ki şu var. Mesela çok beğenmediğiniz takdirde burada saçlarıyla vesaireyle oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada çok farklı saç stilleri vesaireler var. Onların hepsini tek tek tabii ki deneye biliyorsunuz siz de. Gayet iyi misal olarak. Evet. Adil hocamın resmi de geldi. Buradan mesela ben Adil hocamın özelini yapmak istiyorum. Bakın metin içeren çıkartma yap yazıyor burada. Şuna tıkladığım zaman ve bunlardan hangisini istiyorsam mesela diyelim ki bunu istiyorum. Düzenlemek için buraya tıkla diyor. O la la. Evet. O la la dedik ve paylaş diyelim. Yine bunu Messenger'dan kendi kendimize atalım. Sadece sen demiş. Evet, sadece bana göndersin. Gördüğünüz gibi göndermiş olduk yine. Şimdi bu resimleri tabii ki biz biraz sonra gidip alacağız. Şimdi hemen artık buradan çıkış yapabiliriz. Bunları görmeniz için. Evet, Miro'nun nasıl kullanıldığını da gördünüz arkadaşlar. Hemen şuradan bir Facebook'umuza girelim. Facebook'umuza girdikten sonra şuradan bir Messenger'ımıza gidelim. Bilgisayarı biraz zorladık. Zorlayınca. Evet. Hemen şuradan geldik. Alalım bunları da. Şuradan açıldı. Hah. Bakın burada fotoğraflarımız gelmiş. Hemen şuradan çılgına tıkladım. Resmi farklı kaydet. Şurada yıllık resminin içerisine attım. Bir sonrakine gittim. Şöyle geri gelelim. Evet. Resmi farklı kaydettik. Yine buraya attık. Bizim mailimize göndermiştik. Hemen bir mail adresimize gidiyoruz ve mailimizi bir açalım. Başka bir hesap kullan. Evet. Gittik. Onayladık şuradan ve mailimize girdik arkadaşlar. Bize gelen mailleri de bir kontrol edelim. Hemen bir bakalım burada. Maillerimiz de burada hazır olsun. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi maillerimiz de gelmiş. Bakın buradan maillerimizi de alabiliyoruz. Hemen indir dedik. Bir sonrakine gidelim. Bu mezuniyet resmimizi indir dedik. Evet. Biz artık her şeyimizi şu anda aldık. Burada bütün fotoğraflarımız hazır. Ben hemen geliyorum buradan yıllığın içerisinden. Misal olarak mezuniyet resmini aldım. Şuraya ekledim. Bakın gördüğünüz gibi. Yani bunu eklemek yerine bunu yukarıya çekip alabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi. Şurada Mirror diye bir reklam var. Bunu da tabii ki Paint'le falan filan da silebilirsiniz arkadaşlar. Çok sıkıntılı değil bu. Mesela yine bu resimleri işte iyi günler, çılgın. Bunun ikisini aldık. Şöyle buraya koyduk. Koyduktan sonra bunları da biz misal olarak şöyle ufaltabiliriz. Şunu da ufaltalım. Hemen. Evet. İkisini de ufalttık. Gördüğünüz gibi bir şekilde bizim afişlerimiz burada oldu. Yani resimlerimiz, şunlarımız, bunlarımız. Yani albümü tabii ki sizin hayal gücünüze bağlı nasıl tasarlayacağınız. O tasarımı yaptıktan sonra gerisi sıkıntı değil. Boş sayfamızı bir şuradan çekip alayım. Evet. Şimdi bunu hemen bir farklı kaydet diyorum. Şimdi biz artık yaptık bunu. Masa üstüne diyorum ve dönüp diyorum ki şuradan
Docx değil de PDF olarak kaydediyorum. Kaydettim. Bir önceki videoda biliyorsunuz sizlere şeyi göstermiştik, e-kitap yapma. Bakın artık burada PDF olarak mezuniyet yıllığınız. Tabii ki o dediğim gibi sizin hayal gücünüze bağlı. Ha bu arada mesela kenarlara eğer ki Word'de biliyorsunuz şeyler de var. Kenarlara işte çerçeveler vesaireler de bindirebiliyorsunuz. Bunlar zaten yapabileceğiniz şeyler. Veyahut da internete girip mesela şuradan işte frame.png diye bir aratalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi frame.png dediğinizde karşınıza binlerce arka planı temizlenmiş çerçeveler geliyor. Mesela bu çerçevelerden herhangi birisini, örnek veriyorum şu resmi yeni sekme daha aç diyelim bakalım. Ama bunun arkası tam manasıyla temiz değil. O yüzden şöyle bir sayfasına gidelim. PNG. Bunu indirebiliyor muyuz? Evet, lisans demiş, ücretli. Tamam, biz de ücretsiz olanlara bakalım. Şöyle bir gidelim. Yani netice itibariyle internette bunu çok kolay bulursunuz. Aradığınız takdirde. Evet, mesela sağ tıkladım, resmi farklı kaydet dedim. Bu bir PNG resmi olduğu için hemen kaydedebiliyorum. Bunu kaydettikten sonra da ben gelip şöyle bu resmi aldım, şuraya yerleştirdim. Tabii bunu ilk başta yerleştirmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şunu aldım, şöyle kocaman bir büyüttüm. Büyüttükten sonra resmin üstüne iki kere tıkladım. Tıkladıktan sonra metni kaydır, metnin önüne gelecek şekilde ayarla dedim. Şimdi misal, şimdi aldım şunu, şöyle bir yine biraz önce yaptığımız gibi bir büyütelim. Ama bunu tabii ki kendimiz ayarlayacağız. Şimdi şöyle yaptık. Şunu da aşağıya doğru bir çekelim. Şu alttaki yazıları, resimleri Paint'te halledebilirsiniz. Evet. Şimdi çektik. Bakın çerçevenin içerisine binmiş oldu. Yani bu şekilde PDF olarak hemen farklı kaydettiği PDF olarak da kayıt aldığımız takdirde bizim her türlü şeyimiz olacaktır arkadaşlar. Şuradan hemen tekrar kaydettik. Ve ben bunu gittim. Bu e-dergi yapmayı biliyorsunuz. İşte Flipsinek gibi bir sitede yüklediğim anda, Flipsinek gibi bir sitede hemen şuradan bir giriş yapalım. Hızlıca. Flipsinek, Canva, Geomet üzerinde de bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Bunların üzerinde de dergiyi yüklediğimizde, evet, girdik. Çok kısa bir dergi olacağı için hemen çok hızlı yükleyecektir. Girdik. Girdiğimizde, yüklediğimizde arkadaşlar direkt olarak bir e-dergimiz olmuş olacak. Upload PDF ve upload file. Hemen şuradan masaüstümüze bakalım. Nerede o? EGÇT sanırım şuydu. Hemen yükledik. Çok hızlı bir şekilde yüklenir zaten. Çünkü topu topu 2-3 sayfa. Bu şekilde arkadaşlar bir yıllık yapabilirsiniz aslında öğrencileriniz için. Çünkü bu süreçte maalesef onlar mezuniyet töreni göremeyecekleri için. Bakın ilk sayfada bu afişi yapmamızın sebebi buydu. İlk sayfaya mezuniyet yıllığı diye geldi. Artık ikinci sayfa EGÇT vesaire vesaire. Yani bu tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış. Bu şekilde bir mezuniyet yıllığı oluşturmanız mümkün. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.